Merhaba sevgili seyirciler, HaberX'te Engelsiz Sesiniz programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz çocuğa sınır koymak. Koymak mı, koymamak mı? İşte koyalım, nasıl koymalıyız? Ya da bu hangi yaştan itibaren olmalı? Ve bunun çocuğa faydası var mı, yok mu? Bütün bunları konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü konuklarım bu olayları, bu dediğim konu başlığını hayat içerisinde, kendi çalıştıkları yerlerde olsun, gerek de sosyal faaliyetlerinde olsun, paylaşan, yaşayan insanlar. Tabii yaşayan insanlar, ben her zaman okuyan da okuyup da bilen, kendini otor ilan edenlerdense yaşayanların fikrini daha çok önemsemişimdir. Çünkü onlar bizim gerçeklerimiz diye düşünüyorum. Gerçek insanlar, işte hayatın içerisindeki insanlar, yaşadıkları sorunlarıyla birlikte bu insanların o geniş bakış açısı, o geniş bilgi birikim yelpazesi içerisinde olayları gözlemliyorlar ki, yani bizim de zaten bu ülkemizde değerinin tam olarak anlaşılmadığı bir meslek, özel eğitim başlığı altında. Bir de PDR. Nedir PDR? Psikoloji danışman ve rehber öğretmenler. Biz bunların bile tam olarak anlamını anlamış değiliz diye düşünüyorum, ama bizim toplumumuzun çok ihtiyacı olan bir meslek grubu. Ve bugün de benim yanımda ne mutlu ki iki tane psikolojik danışman ve rehber öğretmen var. Güzellikleri için bir şey diyemeyeceğim. Takdir sizin. Yani ben o kelimeyi seviyem, yani dağarcığım o güzelliği anlatmaya yetmeyecek. İç dış çok güzel insanlar, birikimli dolu insanlar, iyi ki buradalar. Kimler mi burada? Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Ümit Akkılmaz. İnan, yine aynı okulda da çalışıyorlar zaten ve yine psikolojik danışman ve rehber öğretmen Kevser Türe. Efendim, daha ne diyebilirim ki bilmiyorum. Uzatmayayım fazla, hemen kendilerine döneyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben şimdi topu kime atacağım bilmiyorum ama ilk başta Ben topu alayım yürüyeyim o zaman tamam, hemen. hemen pası Tamam. veriyorum ben size. Siz oradan Merhaba. yürüyün. Ben Ümit Ak Yılmaz İnan, okul psikolojik danışmanıyım. Çarşamba Şehit Nuri Pamuk İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Çok İki güzel. tane kızım var. Bu programda Allah olmaktan çok bağışlasın. mutluyum bugün. Mete Bey'in daveti üzerine geldik ve çok mutluyum. Umarım dilediğimiz gibi program Ama geçer. kızınızın lafınızı geçiyorum. Kızınız katılmak istemiş. Ben buradan söyleyeceğim. Evet anne. Neydi ismi? Janset Doğa İnan, Canset küçük de kızım. söylüyorum. Sorun bende değil, annen getirmemiş. Yoksa gelseydin benim yanımda oturmanı ben yürekten isterdim şahsen. Evet anne ben de Ben yani bana televizyona. bağlamasın sonra, bu yani yarın öbür gün karşılaşırız. Bir şey Tamam. söyler yolda, senin yüzünden hayallerim yıkıldı. Çocuktur, yapmayayım. Tamam. Kenardan çıkayım diye. Buyurun, devam Tamam. edin siz Anne ben yine. televizyon programına ben de çıkmak istiyorum dedi. Ama Ama teşekkürler. önce senin için konuşacağım Mete Bey'le. Bir dahaki sefere belki beraber İnşallah. çıkarız diye ona Orası böyle bir tamam. öneride bulundum. Sınır koymak deyince aslında Evet. neden sınırlara ihtiyacımız var? Hı. Sınır olmadan büyüyen çocuklarda yaşadığımız problemler neler? Biz okul psikolojik danışmanlarıyız. İlkokulda görev yapıyoruz. Hı. Ve sınır konmadan büyüyen çocukların ne tür sorunlarla karşılaştıklarını, velilerimizin bu konuda nelerden gelip dert yandıkları konusunda her gün bir ton problemle karşılaşıyoruz. Sınır ne demek aslında? Çocuğa Evet. sınır koymak deyince ne aklımıza geliyor, ne Hangi yaşlarda çağrıştırıyor, koymalıyız diye hangi başlayalım. yaşta koymaya başlamamız Evet. gerekiyor? Peki bütün yaş gruplarına aynı sınırları mı koymamız gerekiyor? Sınır koyarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar soru işaretleri hepimizin Hı. hayatında. Çünkü anne baba, biz bilinçli anne babalar olarak birden bir anne baba olmuyoruz. Tabii. Özellikle bir anda evleniyoruz, çocuğumuz oluyor. Ve anne babalığı yaşam süreci içerisinde çocuklarımızla beraberken deneyimleyerek bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Sınır koymak deyince aslında biz çocuklarımıza olumlu bir davranış kazandırmak istediğimizde veya olumsuz bir davranışın çocuğumuzu etkilemesinden çekindiğimizde nasıl davranmamız gerekiyor? Bu bir süreç aslında sınır Evet. koymak dediğimiz davranış. Örneğin biz çocuklarımızla en çok problem yaşadığımız konular neler özellikle? Evet. Üç başlıkta sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle okul çağı çocuklarımızda. Daha Hı öncesinin hı. sıkıntıları daha farklı oluyor. Nedir? Televizyon izleme alışkanlığı konusunda sınır koyma ihtiyacı hissediyoruz. Tabii. Ne bileyim işte yatma zamanı konusunda. Yatma saati geldiğinde çocuğumuzun uyuma vakti geldiğinde veya yemek yeme alışkanlığı konusunda sınır koymak Bilgisayar gerekiyor. başında fazla vakit geçirmeleri Evet. konusunda şu an herhalde bütün herkesin en çok dert yandığı şeylerden Evet. başında gelecek teknolojik olarak. Yani ellerinden ne telefon, tablet düştü, bilgisayar geçti mi tablet, tablet geçti mi telefona kadar ısrarcı bir biçimde aileler içerisinde sorun oluyor yani. Yani şimdi siz böyle bir devam ettik, girdik konuya.
Kevser Hanım'dan da biraz bir şeyler alalım. Sonra tekrar konumuza dönelim. Kevser, hoş geldiniz. Ne hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhaba. İsmim Kevser Türe. Çarşamba Şehit Nur Pamir İlkokulu'nda psikoloji danışman ve rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Ümit Hanım'la beraber mesai arkadaşıyız. Ne güzel. Dediklerine katılıyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Siz neler eklemek istersiniz mesela ilk giriş olarak? Şöyle, mesela sınırlar neden önemlidir? İşte sınırlar çocukların hem kendilerini hem de yaşadıkları ortamları kavramalarını sağlar. Sınır denildiğinde aklımıza bazen hani olumsuzlukmuş gibi, çocuğu sınırlandırıyormuşuz, baskı yapıyormuşuz gibi algılanabilir ama sınır çocuğa kendisini güvende hissettirir, sorumluluk bilinci kazandırır. Aslında sınır çocuklar için bir yol haritasıdır. Nerede duracaklarını, ne yapılacağını bilirler. Sınır çocuğun ilk bir yaşında fark ettiği bir durumdur. Bir yaşında kendi araştırmalarının cevabını da bulmuş olur sınırları fark ettiğinde. Şöyle ki der ki kendi kendisine, doğru nedir, yetkili kimdir, yanlış nedir, acaba sınırlarımı nereye kadar zorlayabilirim, sınırları zorladığımda nelerle karşılaşırım gibi sorular kendisine sormaya başlar. Sınır çocuğa aynı zamanda kendisini değerli hissettirir. Çünkü sınır koyuyorsak eğer biz çocuğa, korumaya da çalışıyoruzdur. Yani evet. Örneğin bir çölün ortasında olduğumuzu düşünelim. Ucu bucağı yok, sınırı yok. Direkt hissedeceğimiz şey güvensizlik. Ama o sınırları biliyor olmak daha çok kişiyi güvende hissettirir. Ama bunun için ilk başta bilmiyorum, yani yanılıyorsam düzeltin. Rica ederim. Çocuğu bir birey yerine koymak ve onu karşımıza alıp küçümsemeden konuşmak, onun da fikirlerini almak ve ben sana şöyle şöyle bir şey yap dedim de onun da sebebini anlatmak çok önemli. Bak şundan şundan dolayı söyledim. Evet. Ama bir bazıları da var ki yasaklar koyarak ya da şiddetle bu işi çözümleyebileceğini sanıyor ama ben o şiddetle yapılan şeylerin bir yerden sonra o babanın kapsama alanından, kanatlarından çıktıktan sonra çok farklı yönlerde psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Ya, yani evet, çok farklı bir şekilde gibi yola çıkıyor ve insan bu sefer de yani biz bu şimdi her ne kadar dizilerde falan böyle söylüyoruz, görüyorsak bunu çok çeşitli şekilde herkes mesela anlatıyor falan, bir bakıyorsun çocukluğunda bir şeyler olmuş falan filan, babası dönmüş uyuşturucu tüccarıymış, şuymuş buymuş, annesi işte bilmem şu olmuş falan. Bunun en güzel örneği de küçük Emrah'tır yani. Ona da buradan atıfta bulunmak isterdim de çünkü bir jenerasyonu çökertti kendisi. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Bizim jenerasyonu mahvetti yani, bitirdi. Onun için bunların hepsi bir şey, bir obje diyeyim ya. Evet. Yani bir hayatta bulunma ama işte sınır koymak bu haddini bildirmek değil. Değil onun şimdi daha iyi bir geleceğe hazır olması için. Gerekiyor. Şimdi aslında sınır koyarken kullandığımız yöntemler bizim anne baba olarak çocuk yetiştirmede kullandığımız aile tutumları var. Onlar belirliyor bizim sınır koyma yöntemlerimizi. Eğer biz aşırı korumacı bir anne babaysak çocuğumuz zarar görmesin diye ona deneme şansı vermiyoruz. Onun yerine her şeyi kendimiz yapmaya kalkıyoruz. Evet. Sonra çocuk büyüdüğünde kendi bir şeyleri yapmak zorunda kaldığında bocalıyor. Bakkala gidemiyorlar ya şimdiki çocuklar. Gidemiyor. Yalnız başına. Projede ödevi geliyor. Evet. Ailecek o eve kapanmışlar. Ablam mesela silahlarımı gönderiyorum. İki çocuğu, iki yeğenim var. Birisi büyük, birisi şey. Proje geliyor. Aile, ablamları göremiyorum. Ya. İçeride kapanmışlar odanın birisine. Sen niye bunu yaptın bilmiyorsun. Siz ne yapıyorsunuz dedim ya burada. Sanki atomu parçalıyorlar ama nasıl bir ciddiyet içerisinde. Çünkü çocuğum, ya ebeveynlerin birbirleriyle yarıştığı bir dönemdeyiz ya aslında. Evet. Hani biz görmedik o görsün, biz yaşamadık o yaşasın. Evet. Gibi bir sıkıntı da var. Kendi çocukluğumuzu yaşayamadığımız, evet, içimizde kalan ne varsa çocuğumuza bunu uygulamaya kalkıyoruz. Ama zarar veriyoruz. Tabii. Şimdi çocuk ilk doğduğunda yürümeye başlayan bir çocuğu düşündüğümüzde ne yapıyor çocuk? 2-3 adım atıyor, dönüyor anne babasına bakıyor. Annem beni takip ediyor mu? Neden bakıyor? Yürüdüğüm yol güvenli mi? Arkamda destek var mı? Onaylanma ihtiyacından dolayı anne babasının ona yaklaşımını gözlemliyor çocuk. Evet, biz küçümsüyoruz ama çocukları biliyor musunuz? Küçümsüyoruz. Ben onu görüyorum. Ben çocuklar için her zaman şunu söylerim. Aslında onlar bizim geleceğimiz. Küçücük ya, bedene sıkışmış insanlar diye adlandırıyorum yani ben. Az önceki bu şey çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Ödevi velinin yapması. Tabii. Bu özellikle de yani hani sonuçta psikoloji danışman ve rehber öğretmeniniz ama ben meslektaşlarım da özellikle sınıf öğretmenlerinin birinci sınıfta karşılaştığı çok önemli bir sorun. Yani aslında burada da mesela bir sınır, evet, gerekiyor. Ve sanki ödev veliye verilmiş gibi düşünülüyor. Ama öyle, vallahi öyle yani. Çocuk kendi adına bir şey yapmıyor artık. Tabii. Diyor ki ben yapamam.
bunu annem benden daha iyi yapar, tabii. bunu babam benden daha iyi yapar. Onlar da başarabilir gözüyle bakabiliyorlar. Tabii ki. Ve böylelikle ne oluyor? Annesi babası yaptığı zaman tamam güzel notlar alıyor, bir gün çok sıkışıyor. Sınıfta kendisi bir şey yapmaya kalktığı zaman en kötü not alıyor. Yani bunu keşke en kötü notları o ilk başlardan alsa da orada tek başına kaldığında daha yaratıcı, daha bir hayal gücünü kullanarak daha güzel şeyler ortaya çıkarabilir yani. Sınır koymak çocuğun sağlıklı kişilik gelişimini oluşturmak için elimizden en büyük destek aslında. Tabii. Yani çocuğa sınır koyarken ona sorumluluk vermemiz gerekiyor. Nedir? Biz her zaman çocuğumuzun yanında olamayacağı bir problemle karşılaştığında, bizim ona problem çözme becerisi, bir sorunla karşılaştığında, anne babası yanında olmadığında da baş etme becerisi kazandırmak asıl derdimiz. Evet. Çocuğun yerin ödevini kendin yap. Yemek yeme tabağına alabilecek yaşlarken onu onun yerine koy tabağına. Bu ne yapıyor çocuk? Her şey hazır gelen bir çocuk tabii ki rahatına geliyor, eleştirmiyor. Annesini kullanıyor, babayı da kullanıyor yeri geldiğinde. Şey düşünmek gerekiyor, çocuğa sınır koyarken evimizde bir tane kamera var, bizi sürekli çekiyor. Evet. Model alan bir yöntem var çocuk, her şeyi kullanıyor, çekiyor ve işine geldiğinde geldiği şekilde bunu uygulamaya geçiriyor. Bu konuda öncelikle biz sınır koyarken koyacağımız sınır çocuğumuzun gerçekten ihtiyacı mı? Çünkü biz biliyoruz ki çocuklara yetişkinlerden farklı hakları var. Neden farklı hakları var? Çocukların ihtiyaçları yetişkinlerin ihtiyaçlarından son derece farklı. İhtiyaçları farklı olduğu için hakları da farklı. Sınır koyarken öncelikle göz önünde tutmamız gereken şey bizim koyduğumuz sınır davranışı, koymak istediğimiz kural, çocuğumuzun gelişimine uygun mu? Ondan yapabileceğin üzerinde bir davranış mı bekliyoruz? Öncelikle koymak istediğimiz sınırı çocuğumuzla konuşuyoruz. Bu sınırın neden gerekli? Neden bu sınıra ihtiyacımız var? Bunu koymadığımızda hayatımızda ne yanlış gider? Bunu belirlemek gerekiyor. Koyacağımız sınır hakkında çocuğumuzla konuştuğumuzda çocuk kendini değerli hissediyor. İnsan yerine konulduğunu, birey olduğunu hissediyor. Ve bu şekilde kendisine saygı duyulduğunu hisseden çocuk başkalarına da saygı duymayı öğreniyor. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamlandırmayı öğreniyor. Yalnız başına kaldığında ne yapacağım diye sıkıntı yaşamıyor, ne yapması gerektiğini biliyor. İşte okullarımızda bizim gözlemlediğimiz bir davranış var. Sınırların olmadığı aileden gelen çocuklarımız okullarda kurallara uymak konusunda daha çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü düşünün ki bir çocuk ev ortamında her dediği yapılmış, hiç hayır lafını bilmiyor. Sınıf ortamında bahçede teneffüste bir arkadaşıyla oyun oynaması gerektiğinde istiyor ki bir yakan topta hep kendi atsın istiyor. Veya bir futbol maçı yapıyor erkek çocuklarımız özellikle. Top hep kendi ayağında olsun, kendi kaleye gitsin, arkadaşına pas vermesin, hep ben ilerleyeyim. Evet. İşte bu çocuklarımız sorumluluk verilmeyen, sınır konulmayan çocuklar oluyor. Evde alışmış olduğu pohpohlanmış bir ortam. Sınıf ortamında ne oluyor? Hayır denildiğinde kendini kötü hissediyor. Egosu artık gittikçe artan bir yerden sonra ön dizilenmezse kibir olan ve yarın öbür günde bir yönetici bir şey olduğu zaman aynı şeyleri orada uyguladığında adaletsizliğe ne bileyim yani veya bunların olmadığı bir anda da psikolojik olarak, ruhsal olarak da bir çöküntüye uğrayacağı bir hayat bekliyordur, olacaktır yani hayatında. Mesela bir şey yasak olarak adlandırmamalıyız değil mi sınır koymayı? Evet, özellikle yani yasaklar daha beter kudurtuyor çocuklara sınır koyarken insanlar için de böyledir. Emir cümleleri ve olumsuz kelimeler kullanmamamız gerekiyor. Bu az önce Ümit arkadaşımın anlattığı işte bu çocuğun hayır diyememenin en çok problemi senenin başında birinci sınıflarda çok karşılaşıyoruz. En büyük sorunumuz sınıf öğretmenlerinin ve bizim. Çocuk zaten yeni bir ortama alışıyor, yeni bir sürece başlıyor ama kendisine hiç hayır denilmemiş. Genelde de belki tek çocuk. Evet. Çocuk hep kazanmaya odaklanmış. Kaybetmek ne demek onu bilmiyor. Evet. Hep o kazanmalı. İşte bazı yarışmalar yapılıyor. Ben çocuğu görüyorum dışarıda ağlıyor. Hani ben kaybetmemeliyim. Ben hiç kaybetmedim. Evet. İlk de ben kaybediyorum. Diyor. Yani hani diğer arkadaşım benden daha iyisini yapabiliyor. Görürken problem yaşıyor. Bu da bizim açımızdan da sınıf öğretmenleri açısından da diğer arkadaşlar açısından da çok büyük bir problem oluyor. Hani bunu genelde birkaç kardeş olan, kendisine sınır getirilen ailelerde büyümüş çocuklarla bunları karşılaşmıyoruz ama onlar da onu zaman zaman model alabiliyorlar. Evet. Yani şu an zaten toplumumuzda da yaşadığımız bazı büyüklerin de maalesef rol model olmasını istediğim insanların da
yapmadığı şeylerden birisi de bu zaten diyorum ya. Yani mesela spor maçları olabilir, bir şey olabilir. Aslında en güzel şey ne biliyor musunuz? Kaybedip de gidip karşı tarafı tebrik etmektir. Yani evet. Tabii misli adaletli bir şekilde olduğu sürece. Onun dışında mesela yani insanlar kaybettiğinde ders çıkarır. Kaybettiğinde çıtaları yükselir. Yani rakip mesela dostundan çok fazla bir şey öğrenmen mümkün değildir. Ama rakibin ne kadar iyiyse seni de seviyen ve çıtan o kadar yükselir. Tabii ben bunları samimi ve iyi bir anlamda söylüyorum. Yani güçlü bir rakibiniz vardır, çok güzeldir. Yani çalışkandır, şudur budur. Sen onu baz olarak alırsan, karşını hedef olarak alırsan gerçekten çok farklı bir yerlere gelebilirsin. Ben hep şey derim, evet. Çok yenilgiler zaferlerin ilk dersidir. Kesinlikle. Yani her zaman. Hani yanlışları, bir de bir söz var, yanlışlara kapınızı kapatırsanız doğru da dışarıda kalır. Yani çocukların bir kere ilk etapta yanlarının da insan olduğunu ve yanlış yapabileceklerini kabullenmeliyiz. Yani bütün notları 100'se ben vallahi bir sıkıntı olur bende. Acaba kopya çekmeyi mi öğrendi bu? Bir şeyler mi yapıyor? Yani niye? Yani ne bileyim, tabii ki alabilir, çalışkan olabilir. Ama sadece bu çocuğun birey olmasında dersleri baz alınarak konuşmak da yersiz. Evet. Onun sosyal, ya çocuğun hiçbir sosyal faaliyeti yok. E çocuğa diyemiyorsun ki gelmiş bilmem kaç yaşına dışarı çıkıp bakkaldan bir ekmek alamıyor. Onu gönderemiyorsun ya. Yani onun yerine sen gidiyorsun. E o zaman şimdi bunun fiziği, kimyası, matematiği iyi ama yarın öbür gün bir üniversiteyi kazanacak. Kanatları alçaltı, uçup gidecek. O zaman ne olacak? Aslında başarı olarak biz çocuğun akademik başarısını, okul başarısını kriter alıp hep ona odaklanıyoruz. Çok yani doğru. Çocuk okulda başarılı olsun ama önemli olan çocuğun girişimci ruhun olması, sosyal olması, tabii. Bir oyuna başlatabilmesi, arkadaşlık ilişkileri, kendini ifade etme becerisinin gelişmesi. Buna odaklanmak gerekiyor. Gerçekten sosyal bir çocuk, arkadaşlık kurabilen, bulunduğu ortamda kendini doğru düzgün ifade edebilen bir çocuk çok akademik önemli. Olarak da duygusal zeka dediğimiz aslında akademik başarıdan, akademik zekadan çok daha önemli bir kavram. Bunu göz ardı ediyoruz çoğu zaman. Aslında sınır koyarken yöntemlerimizden birazcık bahsetmek istiyorum tabii. Ben size. Nasıl yapmalıyız? Şimdi olumsuz yöntemlerle sınır koyduğumuzda, ceza vererek bir sınır koymaya çalıştığımızda çocuk kendini cezalandırılmış hissediyor ve ödeyeceğini düşünüyor. Ben bir hata yaptım. Bunun karşısında cezalandırıldım, ödeştik ve tekrar aynı olumsuz davranışı yapmayı kendine hak görüyor. Diğer bir sınır koymada bizi sıkıntıya sokan bir problem ise koyduğumuz çocuğun yaşına göre sınır koyma davranışlarını belirleyecek dedik. Ama şöyle, çocuğu böyle sınırlar çemberine dağılmayacağız. Yani bunalır ya. Bunalır. Bu defa kaçmanın çocuk kaçmanın yollarını arar. Evet, hangi sınır uyacağı konusunda bocalamaya başlıyor. Bizim gerçekten canımızı yakan, çocukla ilişkimizde, iletişimimizde bizi engelleyen neyse buna yönelik sınırlar koyacağız. Evet. Bunun amacını çocuğumuza açıklayacağız. Şimdi bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için çocuğun kendisi tarafından düzenli hale, spontan bir şekilde dışarıdan denetimli olmadan yapılabilmesi için 21 gün kararlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ondan sonra koyduğumuz tutarlı davranış. 21 gün burada fazla olmaz. Evet, bu konuda çok temel olarak kararlı tüm olmak tüm alışkanlıklar gerekiyor. İçin bu geçerli. Öyle 21 mi? Gün, 21 gün süre bir alışkanlığın kazanılması için gereken süredir. Şimdi yani çocuğun mesela diyelim aileler belli bir hareketini yani mesela gördü, beğenmedi. Hemen zaten olayın üzerine bodoslama atlamaları, psikiyatrisi, psikolojik danışmanları rehbere götürmeleri, ben zaten ona karşıyım. Bir bekleyin derim, yani bir sebebi vardır ya, o da bir çocuk. Yani zamanda biz de ergen ve genç olmadık mı? Bizi de işte evde annelerimiz yokken akşam eve gidip de mesela kahvenin dibine vurup ortalığı dağıtmadık mı? Yani su savaşı yapmadık mı? Ne bileyim yani sabaha kadar oturup ne bileyim işte korku filmleri izlemedik mi? Evet. Yani onları yaşadık bu ergenlik zamanı içerisinde. Bizim de yaşadığımız farklı boyutlarda. Ben de diyorum ki her zaman söylerim zaten, biraz bekleyin, nedir ne değildir tam olarak anlaşılsın. Demek ki o 21 günmüş. 21 gün ısrarlı bir şekilde, tutarlı bir şekilde evet. Uygulamasına fırsat vermemiz gerekiyor. Evet. Koyduk bir davranışı, olmasını istiyoruz. İşte yatma saati örneğin, 9'da yatmasını istiyoruz. Çocuk yatmıyor. Durup bir düşünmek gerekiyor. Koyduğumuz kuralı, çocuk neden yatmak istemiyor? Neden? Kendince mantıklı sebepleri var mı? O saatte acaba anne baba otururken onlara çok özlü, özellikle çalışan anne babalarda yaşadığımız çocuğumuzla nitelikli zaman geçirmeyle ilgili sıkıntı oluyor. Ama aile de istiyor çocukla bir yemek yedikten sonra oturayım, oynayayım, sohbet edeyim, söylediğim ne oluyor? Bu sefer de ben şeyden de kusura bakmayın lafınızı kesiyorum ama biraz eve verilen ödevlerin azaltılması lazım. Biraz daha
Mesela gençlerin daha ufak yaştaki çocuklara. 8'de gidiyor, 5'te geliyor. Ailesiyle bir şeyler geçirecek. Yemek hazırlanıyor, şu oluyor 7. 7.30'da işte oturuyorlar, işte bir şeyler konuşacaklar. Tam işte çocuk yorgun da oluyor zaten. Ama aile de istiyor ki biraz da vakit geç. Böyle aileler de var çünkü. Evet. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor, yoğun yaşanıyor. Burada en çok ihtiyaç duyulan şey aslında ne biliyor musun? Sevgi. Sevgi zaten. En önemli sevgiye sınır koymayacaksın zaten. Yok tabii ki. Sevgiye hani bizde vardır ya işte babanın yanında o evlat çocuğunu, torunu sevemez. Eski alışkanlıklar. Böyle bir saçma demeyeyim de bazı kültürlerimiz var. Bunun için de zaten hani programları da konuşuyorduk ya birçok kitapların bizde bu psikolojik gelişim, ne bileyim işte gelişim sürecinde yurt dışı kaynaklı patentli yazarların yaptığı ve sen bunu istediğin kadar uğraş. Ağrı'da, Kars'ta, ne bileyim işte Yozgat'ta bir aileye kolay kolay veremezsin. Ona başka bir teknik, yani kültürünü almış, orada yaşayan, oradaki bir insanın bulduğu bir, ne bileyim yaşayarak gördüğü sizin gibi. Onun için sizlerden çok şey bekliyorum. Ortaya koyduğu bir projeyle, bir şeylerle çok daha rahat sonuca ulaşılabilir. Ben bir şey daha değinmek tabii istiyorum. Ki, buyurun. Gerekli sınırların koyulmadığı çocuklar dış ortamda, toplumda, okul tabii ortamında şunu düşünüyor. Kayıtsız ve şartsız bana itaat edilecek. Sınır yok. Tabii. Fikrine kapılabilir. Kendine sağlıklı yollarla sınır koyulmuş çocuklar da başkalarının da hak ve özgürlüklerini fark eder ve bunu kabul etmiş olur. Ama o da çok önemli diyorum ya, sevgi, saygı, sınırları içerisinde bir denge oluşturarak. İşte merhameti bilmeli çocuk, vicdanı bilmeli. Yani ne bileyim işte kiminle paylaşmasını bilmeli ama her şey bir denge içerisinde olmalı. Yani kalkıp da cebinde senin 1 lira varken bu 1 liraya hiç olmayan birisine komple ver demek diye bir şey değil bu. Git o 1 lirayla bir şeyler al oturun yiyin kardeşim, yani böyle bir şey. Ve bunu da nasıl işte çocuk mesela dışarı bir de saygı konusunu ailelere karşı çocuklar babasıyla mesela anneleriyle ya korkusundan saygılıyor ya sevgisinden saygılıyor ya da güven duyduğundan. Yani bu güvenle sevgi iyi ama korkusundan duyuyorsa işte hani bunu görmedik mi, yaşamadık mı, duymuyor muyuz? Hepimiz kendi. Şiddete karşı geldiği zaman çocuk bundan korktuğu zaman da yalnız akşam yatağın altında minderleri doldurup camdan da kaçıp giden çocuklar, yani bunlar da yok değil. Ya olumsuz yöntemler zaten karşılığında olumsuz davranışları beraberinde getiriyor. İşte bunu düşünemiyor ebeveynler. Şimdi anne babaların çocuklara yönelik yapmaları gereken önemli şey koşulsuz kabul. Yani çocuk şunu bildiğinde, ben ne kadar olumsuz davranırsam davranayım, annem babam beni sever, beni destekler, tabii, yanımda olur. Hatalarıma tolerans gösterir. Destek olur, yardımcı olur, sonucu çözümü bana yani anlatırlar. Ya yalnız değilsin ya. Onu bir kere vermek lazım diye düşünüyorum. Sevgiyi hissettirmek gerekiyor tabii aslında çocuğa. Mesela çocuk bir konuda itiraz ediyorsa, özellikle stres anlarında, bir de karşı evet geliyor, sinatlaştığında oturup da biz illa bu sınır konacak. Kendimizi evet bir otorite figürü olarak görüp de baskıyla çocuğa sınır koyamayız. Zamana yaymak daha mantıklı. Zamana yaymak, çocuk sakinleştiğinde, tabii. onu sakinleştirdikten, değerli hissettirdikten, şefkat gösterdikten sonra sınır koyma davranışına tekrar odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizler sürekli şikayet eden, baskın anne babalar oluruz. Bizim amacımız anne babalara özellikle okulda da sürekli önerdiğimiz çocuğunuzla nitelikli zaman geçirin. Çocuğunuzu yakından tanıyın. Bu çocuğun ilgi ve yetenekleri neler? Bu konuda fikir sahibi olun. Bu konuda onları destekleyin. Sıkıntı yaşadığınız konularda özellikle okul psikolojik danışmanları her kademede okul öncesinden, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden gerçekten anne babaların hem kendi sıkıntılarını, duygusal problemlerini paylaşabilecekleri rehberlik servislerimiz var bizim. Oralara geldiklerinde kendilerini yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Tabii. Okullarda vermiş olduğumuz aile eğitimlerinde kendi anne baba, kendisi gibi anne baba olan diğer velilerin yaşadığı sıkıntıları görünce yalnız değilim deyip kendilerini daha güçlü tabii hissedebiliyorlar. O çok önemli zaten. Ebeveynlerin bir araya gelip hani veli toplantı bilmiyorum şimdi yapılıyor mu şudur budur. Düzenli ama ben düzenli benim dediğim zaman misafir odasının yasak olduğu zamanlardı. Buradan çok çok özeldi. O zaman bize misafir odasına girmek yasaktı ya. Yani bizim yasağımız öyleydi. Oraya misafir gelince önce bir silinir toplanır ama anne baba evde yokken en çok vakit orada geçirilir. Ya bunun altında ne varmış, burada para olabilir mi? Evet. Dur bakayım şurada şeker çıkar mı falan diye. Yani en çok girdiğimiz yerde orada. Yani bir bakış et. Halbuki biz arada bir misafir odasına soksalar ne olur ki yani? Merakımızı bir gidersek bir daha zaten oraya girmeyiz. Soğuktu evet zaten, sobalı evde oturuyorduk. Oraya misafir geldiğinde soba yanardı. Yani biz burnumuz kıpkırmızı evde orada güzel oynuyoruz. Nedir? Misafir odasında oynadık işte.
Yani çok büyük bir şey canım. Bir kendimize geldik yani. Tabii canım, misafir odası ya, ne demek ya. En önemli şey aslında bizim kendi çocuğumuz. Ben hep derim ki velilerimize de bunu söylüyorum. Yani dağınık ev yaşayan evdir. Eğer eviniz dağınıksa o ev yaşıyordur, canlıdır aslında. Bir hareket aslında. Var ya, aksiyon var evet. Evde. Yani çocuğun... Gerçi iyi niyetli bir aksiyon olsun yani. Diyor tabii, tabii ki. Yani. Çocuğa zaman zaman da... Hareket alanık olması lazım yani, ne bileyim. Yani, anne babanın çoluk çocukla bence saklambaç oynaması bile... Şey farklı bir şey yani. Sevgiye dolu bir şey. Mesela. Yani, çocuğa evin içinde de bazı sınırlar koymak. Koymamak. Yok yani. Şöyle ama şu açıdan. Yok, koymak lazım tabii ki. Ya. Şimdi, yanlış anladım. Ya, rica ederim. Şimdi çocuk kendi odasında daha özgür tabii. Olduğunu bilmeli. Hani bir gürültü yaparsam şu olur mu? İşte buraya bunu dökersem, burayı dağıtırsam. Ama odasını da toplamasını bilmeli. O tabii ki, o ayrı bir sorumluluk. Hani o da sınır dahilinde tabii. Tartışılabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. En önemli kriterlerden biri şu 0-36 yaş grubu. Hani evet. Çok kritik bir dönem olduğu için bu az önce de size şunu söyledim. 3 yaşına kadar olan. Evet, kısmı. Evet. Yani bazı alışkanlıkların oturduğu dönem olduğu için ve sınırı ilk keşfediş yaşı, bir yaş olduğu için. Beynin de oturma yaşı, kavrama yaşı, birçok gördüğün algılama yaşı. Evet. Yani o yaş çok önemli bir öğrenmenin zaman. Çok hızla gerçekleştiği, tabii, tabii. Merak yani dönemi. Zihnin çok boş tabii, olduğu da bir dönem. Engelin hemen varsa otizm, şu bu olmasın ama hemen test edildiği ve direkt eğitime verilip de çok farklı güzel sonuçlar alınabileceği erken teşhis bildirilir, erken yaş olabilir. Evet, ailelerin de bizim de işimizi kolaylaştıracak, yani sınıf öğretmenlerinde hepimizin işini kolaylaştıracak şey nokta bu. Ya 0-36 yaş grubunda bu sınırlamalara başladığımızda çocuğa sınırın sebep-sonuç ilişkisini kavrattığımızda, çocuk zaten dediğim gibi işte araştırmaların cevabını bulduğunda işte yetkili kim, doğru ne, yanlış ne, burada oturduğunda zaten ileride hepimizin işi çok kolaylaşacak. O noktayı atladığımızda zaten evet. Problemlerle karşılaşıyoruz. Yani çok şimdi, daha rahat kabul edecektir ki, o yaş grubunda. Dilerim bunlar aşmıştır ama bizim zamanımızda ben dışarıda mesela top oynadığımda bir keresinde kafam kırıldığında eve gidip de duymamasını istediğim kişi babamdı. Ya bütün mahalle görsün ama çünkü babam öteki tarafımı da kaşımı da yarma ihtimali var. Yani sen nasıl yaptın evet. Ettin böyle der gibisinden. Çünkü ha bunu şimdi şu itibar gösteriyoruz. Çocuk ağlayarak geliyor, düşmüş orada. Annesi bir daha dövüyor onu. Sen aslında... niye düştün? Yer çekimi vardı orada, işte ayağı takıldı düştü. Ne Mars'ta mı yürüyorsun yani, olamaz mı? Sen hiç düşmedin mi? Çocuğu daha beter dövüyor. Çocuk ağlayarak orada düştüğü yere kafasını bir daha vursa ambulans gidip alıp götürse orada daha mutlu olacak ya. Biz ağlayarak eve gelen çocuğu sevmiyoruz aslında. Yani ağlayarak gelen duracak. Çocuk evet dik duracak. Hatta ben hatırlıyorum çocukluğumuzdan. Ağlayıp gelmeyin. Biz de hani sizin gibi daha fırça yani. Yerdik. Dövün gelin. Veya sen yapamadın mı bir yumruk atasın? Evet. Lafa bak şimdi. Tek becerebildiğin. Koruyamadın mı kendini? Ağlamak mı? Hep aynı neyi koruyorsun yapıyorsun? Ya? Üç kişiydiler. Yani evet. En önemli şeylerden birisi de aslında orada çocuğu zaman zaman aileler fark etmeden belki şunu tabii yapıyorlar. Tabii de işini atıyorlar. Kişiliği eleştiriyorlar. Davranışı eleştirmek gerekiyor. Hayır, sınır koyandığını koyarken. Sen de evet. İşte bu da çok böyle çekti. Ben değersizim algısı oluşabilir. Canım, ondan sonra çocukta neler oluşuyor? İşte ben var ya neler, yıllarım gitti ya. 10 sene psikolojik tedavi gördüm, kendime geldim yani. Çocukluk travmalarımı yani, ancak atlattım diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz ya? Ya benim yüzümden psikolog psikiyatrise gitmeye başladı ya. O kadar. Yani o kadar mahvettim ortalığı yani. Onun için çok onlar işte ya. Böyle ileride eklene çok kötü bir şekilde biriktire, sorunlar. Biriktire. Sonuçlar çok farklı yerlerde karşımıza çıkar ki o zaman bir daha dönüp de gidip bakacağın annen baban yakınında olmaz. Yani çocuklar ya da aileler ne olur ya, bir çocuklarınıza ilk önce bir sarılır, onlar size güven duysunlar. Başlarına bir şey geldiklerinde gelip size anlatsınlar, saklamasınlar. Yedi yabancıyı anlatmasınlar. Veya sizden öğrenmesi gereken bilgileri tabii. Sağlıksız ortamlarda elde etmeye kalkışmasınlar. Kesinlikle. Yani işte çocuk anneye babanın sevgisine güveniyorsa, koşulsuz kendini kabul edeceğine inanıyorsa kendini güvende hissediyor. Tabii dışarıda ki. Yaşadığı sorunlara karşı daha dik durabiliyor. Sorumluluk alırken veya bir sorun yaşandığında ben bunu anne babama rahatlıkla anlatırım, bana destek olurlar duygusu hissettiğinde kişiliği gelişmeye başlıyor. Evet. Sorumlu bireyler olarak yetişiyor. Şimdi biz nasıl çocuk yetiştirirsek bu ileride topluma yansıyor. Toplumu o şekilde şekillendiriyor. Hani zaten toplumda giderken bireyden topluma gidersek, hani sosyologlarla psikologların birbirini, birisi yukarıdan toplumdan inmeliyiz bireye, biri de diyor ki bireyden çıkmalıyız topluma. Bence ben bireyden yanayım. Yani bireyden evet. Toplum oluşur ve toplum ancak o şekilde sağlıklı bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Evet, sınır koyarken anne babaların da aslında koydukları davranışı
davranışa dönüşmesi için kuralları, tutarlı olmaları gerekiyor. Bazen ne oluyor evde? Annenin yap dediğine baba yapma diyor. Ha. Veya tam tersi oluyor. Çok doğru. Babanın yap dediğine anne yok deniyor. Bu defa çocuk kimi nasıl kullanacağını. Eğer o da olmayınca anneanne baba evet, ne varsa sınır, dayı varsa oraya gidiyor. O konulan da sınıra uymak istemiyorsa tabii. Babanın yanında sorun çıkarıyor. Bu neden kaynaklanıyor? İşte anneler daha çok vakit geçiriyor çocuklarıyla. Babalar geçiremiyor. Hayır demek istemiyorlar kötü çocuk, kötü baba olmamak adına. Ama bence konulan, oturup önce ortak bir karar almaları. Karar almaları gerekiyor. Söz hakkı olan birey, karar alınırken kendine sorulan birey o davranışı uygulamada da daha büyük bir performans sergiliyor. Daha başarılı oluyor. Tabii. Bu çok önemli. Yani çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesinde bu önemli. Birbirimizi dinlemek önemli. İşte akşamları televizyonu kapatmak önemli. Tabii. Örneğin biz çocuğa dürüstlükten bahsediyoruz sürekli. Veya kitap okumadan bahsediyoruz. Ama çocuk önünde işte kapı çaldığında veya bir misafir arkadaş gelmek istediğinde, anne evde yokuz diye yalan söylediğinde çocuğa vermeye çalıştığımız dürüstlük kavramının bir tutarlı olmuyor. Yani çocuk neyi öğreniyor? Demek ki dürüstlük denen şey zaman zaman onun dışına çıkılabilirmiş. Esneyebiliyormuş. Veya işte bahsettiğim gibi. Ama bunu anlatmak lazım işte. Böyle bir durumlar da olabilir. Evin durumu bir müşkülatı vardır, acısı, sıkıntısı. Ya da olabilir herhangi bir şey ama bunu dönüp çocuğa şu şekilde söylesem bak yavrum işte ben gün içerisinde çok yoruldum. Hı. Tamam onlara saygı duyuyorum. Zaten yarın gider o işi hallederim ben. Ben onlara gider gönüllerini alırım sen rahat ol. Orada da doğrusunu da söyleyeceğime emin olabilirsin gerekiyor. Diye. Mesela kural davranışı koyarken anne babalarım ve çocukla iletişimdeyken göz teması kurmaları, dinlemeleri. Tabii. Bizler ne yapıyoruz anne baba olarak? Çocuk okuldan gelmiş heyecanla bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Biz yemekle uğraşıyoruz. Bulaşıkla uğraşıyoruz. Çocuğumuz dışında ilgilenmemiz gereken önceliğimiz o kadar çok şey var ki. Çocuk bu defa ne oluyor? İşte iş yaparken dinlediğimizde kendini değersiz hissediyor. Bir dahaki sefer konuşma ihtiyacı olduğunda bizim yanımıza gelmiyor. Doğru. Başkalarını anlatıyor. Bu defa ne oluyor? Bizim diyorum ya işte çocuğumuzun hayatından yanlış kişilerle bağlantılara geçiyor. Olmuyor. O kişiler de onu ondan sonra hele ki şu anki zaman içerisinde ben o konulara girmek istemiyorum ama çok farklı yönlere kayıyor. Kullanılıyor. Ve sonra biz bunları aileler en son duyuyor. En kötü yerdeyken artık zirve yapmışken en kötü toplumdayken aile duyuyor. Vay efendim ben nasıl bilemedim o kadar da iyi davranıyorduk. Parasını veriyordum, şunu yapıyordum. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Oturup konuşmak lazım. Evet yani mesela gün içinde çocuğa şunu sorabiliriz. Tabii. Günün nasıl geçti? Tabii. İşte bugün karşılaştığın problemler var mı? Ya da bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Gibi. Yani hani daha çok ilkokul dönemi çocuğu dokunmaya da çok ihtiyaç hissediyor. Yani hocam hani, sevgiye ihtiyacı evet, olan çocuk yani. Her şeyden. Oyun çağında yani. Evet sevgi en büyük ilaç zaten. Yani, yetişkinler için de öyle ki biz, çocuklar için. Ne bileyim o sevgi konusunda, ahlak konusunda son ve ben kendi adıma söylüyorum kimseyi bağlamaz ama son 5-6 sene içerisinde hem çocuklarımıza karşı olsun hem de birbirlerimize karşı olsun toplumdan kesiminde biraz çöküntüye uğradık. Çocukların artık yani bence televizyondan uzak durmaları, işte bazı haberleri dinlememeleri gerekiyor ama artık sıkıntı kapımızın önüne kadar geldi. Şunu söyleyeyim, çocuklar çok iyi duygu okurlar ve çok iyi yüz okurlar. Yani evin içinde eğer bir gerginlik varsa, bir mutsuzluk, bir huzursuzluk varsa siz zannediyorsunuzdur ki çocuk beni dinlemiyordur, görmüyordur. Hiç öyle değil. Her şeyin çok farkındadır ama belli etmek istemez tabii. Sadece. O belli etmek istememiz de genelde şeydir. Yani şimdi bir de ben araya çıkıp sorun yaratmayayım. Evet, yani öyle düşünüyorlar şey genelde. Var. Yani çocuk işte sonuç itibariyle. Ben her zaman da söylediğim bir şey vardı. Toplumu değiştiremezsin. Yani toplum tamam tehlikeli kişiler olabilir. Zaten annelere göre dışarıdaki herkes. Uyuşturucu bağımlısı işte ne bileyim jiletçi, ne bileyim işte tamponcu, katil falan ama şimdi çocuğunu değiştirebilirsin. Çocuğun akıllı gelebilirsin ve en kolayı da budur. Onun için bu çocuklarımızın üzerinde onlara birey gibi davranarak yardımcı olmak çok daha mantıklı. Evet, diye düşünüyorum yani. Toplum da böyle düzelir zaten. Evet ya yani onlar toplumun zaten en küçük en küçük bireyleri. Tabii. Aile toplumun en küçük birimi. Evet, zaten aile içinde problemler çözüldüğünde zaten toplumsal olarak çözülmüş olacak. Çok şunun gibi herkes kapısının önünü süpürürse. İşte o kadar. Mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Biz kapımızın önünü süpürmediğimiz gibi yandaki. Başkalarının kapılarına bakıyoruz biz. Acaba ya süpürmüşler mi? Onlar süpürmemiş şuna bak diye onun kalkıp işte yani polemiğine girip onun karmaşası içerisine çok rahat girebiliyoruz. Aslında mesela büyüklerin suçu başkasına atma davranışı vardır. Var tabii. Bu aslında çocuktan gelen kazanılmış ve öğrenilmiş bir davranıştır. Örneğin biz yürürken ayağı masaya çarpan, sehpaya çarpan bir baba
sehpayı yumrukluyorsa, tekmeliyorsa nedir? Kendi sorumluluğundan kaçıyor. Jeton düşmedi mi? Jeton düştü. Kulübeyi yıkan var ya. Evet, çocukla yani... yanındaysa baba ne yapacağız? Bunu eve götüreceğiz oğlum artık. Yani onun için yani böyle yani sonun aslında çünkü yine çok güzel şeye ne dediniz? Yani bir musibet bin nasihattan iyidir yani. Sen bunu yapıyorsun, ondan sonra çocuğuna diyorsun oğlum sakin ol bak bunlar işte şöyle değil. Ben bir an kendim şeyi telefon kulübesini yıktım baba ya. Yani. Yemişim senin sinirini ya. Bana ne vermeye çalışıyorsun? Yanlış sen? Model oldun. Tabii bir canım, şey yanlış bir imajinasyon oluşturdun. Zihne yerleştirdin bu. Tabii bunu. Sen adama yani evet. Bunu sen onun babasısın ya. Adam çocuğun kafasına babam ne kadar kuvvetli ya. Kesin Mustafa'nın babasını da döver. Zeynep'i de bana alır. Evet. Artık ben niye okuyayım ki ya? Problemlerini aslında. O da o şekilde çözmeye çalışacak. Artık şunu görüyor. O şiddetle o sorun çözüldüğünü düşünüyor. Evet. Ben de böyle çözerim. Kesinlikle. Aslında şunu bilmek gerekiyor. Şiddetle veya olumsuz bir yöntemle bir davranışı engellediğimiz zaman o anlık otomatiğe bağlıyoruz. Belki kısa bir süreliğine o konuda sıkıntı çıkmıyor. Ama bir süre sonra bu davranış kökünden tekrardan patlıyor ve daha büyük bir şekilde sorun olarak karşımıza geliyor. O yüzden çocuğu anlayarak, ihtiyacını belirleyerek onun problemlerine yaklaşmak, ona destek olmak. Yine geldik işte konuşmak, dinlemek, yani saygılamak, birlikte vakit kaybetmek, hayatı çocukları paylaşmak. Mesela bir davranış kazandırırken eleştirel başlamamak gerekiyor. Oğlum, çocuktan yapması istediğimiz bir şeyi, çocuğumuzun olumsuz bir davranışını sen işte oyuncaklarını dağıttığın için değil. Oynadıktan sonra oyuncakları topladığında çok mutlu oluyorum. Veya yapılan bir davranışı ödüllendirirken de öyle. Bugün beni çok mutlu ettin, eşyalarını toplamışsın. Teşekkür ederim. Net ve anlaşılır. Anlaşılır. Evet. Açık ve net belirlemek yani bazı gerekiyor. Bazı şimdi çok saçma bir örnek olacak. Amerikan filmlerinde seyrediyoruz. Akşam yemeğine oturuyorlar falan. Şey diyor mesela baba fark etmiş okulda bir şey olmuş falan. İşte diyor ki Jack bugün bana anlatacağın bir şey yok mu? Jack düşünüyor. Emin misin Jack? Ama sizin okulda bir kavga çıkmış falan. Ha diyor işte anlatmaya başlıyor falan filan. Ona gelip de direkt bizde olsa mesela lan oğlum sen niye gittin kavga ettin gene? Niye böyle yapıyorsun? Leyle eksi koyduk biz seni. La yaptık biz seni. Çocuk zaten bir anda defansa çekiliyor yani. Savunmaya ağzını geçiyor. Açsa belli ki devamı çok daha kötü olacak. Baba işte baba tamam falan böyle geçip gidiyor. Ha, bilmiyorum ama yani işte diyorum ya birey yerine koyup. İlk önce bir sebebini öğrenmek lazım. Altta yatan sebep tabii. Ne? Bunun kaynağı ne? Tetikleyicisi bir hatası da olabilir ya. Niye olabilir. Biz? İnsanın yani sebebimiz, bizim evet. Yok muydu? Biz yapmadık ya mı hata? Hata yapmayan insanın doğru yapma şansı yok. Da yok işte hata yani. Yaparak doğruları öğreniyoruz. Diyoruz zaten işte tecrübe yani kazıkların bileşkesidir. Artık kazığı nasıl ne yönden anlatmışsa şair ya da söyleyen kişi. Ama velakin yani tecrübe böyle bir şey. Ama bir diğer tarafı var. Bir, hani bir peynir çeşidi var ya şarlanmak. O başka bir şey. İkisini kayırtmamak lazım yani. Evet. Onun için bu çocuklar yani o kadar saf temizler ki sen önüne ne koyarsan onu yer. Yani sen ne yaparsan ona alır. Kalır. Sen ailede ne bileyim eşine sarılmışsan, ona mesela sevgi sözcükleri kullanıyorsan, bir şekilde adıyla hitap ediyorsan. Bunlar hep çok önemli. Çok küçük ayrıntılar, nüanslar. Aslında. Ama velakin çocuğun gelişiminde çok önemli olan karakterinde çok çok büyük etkiye sahip anne ve baba aile içinde görmüş olduğu modellemeler tamamen yani hani ileride nasıl olacak kişi nasıl bir kişi olacağını belirliyor ve sınır belirleme bir de dinamik bir süreç. Tabii. Çocuklar işte ortaokul çağına geldiğinde lise çağına geldiğinde hani onlar da büyürler gelişirler ve daha çok özgürlük isterler. Etrafındaki insanlara da ulaştırırlar. Evet, yeteneklerini kullanabilecekleri alanlar isterler kendilerine. Bizim amacımız da onlara bireyselleşmesine yardımcı olmak. İşte engellendiklerini hissetmeden, onlara saygı duyarak, kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak. Bir de benim zaten burada değer vermek çok güzel bir şey ya. Vurgulamak istediğim bir şey var. Buyurun. Sınır koyarken çocuklarımız arasında cinsiyet ayrımı da yapmamak kanka gerekiyor. Kanka onu da gelecektim de şimdi söylediniz. Devam edin galiba. Buyurun. Şimdi mesela kız erkek çocuklarımıza kural koyarken, davranış belirlerken evet. Sen kızsın şunları şunları yaparsın. Sorumluluk verirken de böyle. Kız çocuğuna sofra toplatırız, erkek çocuğunu bakkala göndeririz. Kalk kızım çay koy. Abisine hizmet ettiririz genelde. Çoraplarını yıkayır, gömleğini yıkayır. Bu da aslında öyle çocuklara bir dünya aslında. Yok ya. Öyle bir dünya yok. Burada aslında olumsuz evliliklerin temeli bile orada atıyoruz. Ailenin içinde atıyoruz biz. Yani kız çocuğu böyle davranıldığında kendini daha az değerli hissediyor anne babası i̇şte tarafından. Ben valla anne babalardan önce annelerin çocuklarını yetiştirirken iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum ama hani bazı programlar var arada bir izliyorum işte bu
Yemeğimi kim yaptı? Yemeğime kim şunu kattı? Kalabalık şey. O anneleri görünce de korkuyorum ya. Allah onların eline imkan vermesin. Yemek programları. Evet ya, Allah diyorum ya Rabbi ya. Bunun yetiştirdiği çocuk var ya. Onu vermediği şey bize neler yapmaz ya. O nasıl bir sinirdir, evet. Nasıl bir şeydir bir yemekler ya. Yani bu tabii işin espri tarafı ama yani gerçekten annelerde bitiyor her şey. Yani anne, sen oğul, yani senin oğlun tamam eyvallah adamdır, beydir de ama kızın da belki prenses değildir, Anlamatik'in bey olmadığı gibi ikisi de aynı seviyede olmalı. Yani ikisi de karşılıklı olmalı yani sevgi de verdiğin şeyle. İşte bir taraftan öteki tarafa vermek. Büyük ailelerde de bu işte problemle karşılaşabiliyor. Onların hayatı problem ya. Babaanne, anneanne, işte dede. Onlar devreye tabii girdiğinde... Tabii canım ya, hepsi ikisi devreye giriyor. Yani onlar, o da büyük sıkıntı. Çok yani ben buradan sesleniyorum. Babaannelere, anneannelere, dedelere. Biraz onlara daha, da sınır koymak lazım. Ya, evet, biraz daha anneye bırakmak gerekiyor çocuğu. Tabii. Anne zaten doğuştan içgüdüsel olarak çocuğun nasıl yetiştireceğini biliyor. İşte babadan, evet. Babalardan istediğimiz şu, tutarlı olmak konusunda sadece yardımcı olun. Evet. Yani büyüklerin hani biraz daha, yani aslında bu onları sevmediği anlamına da gelmiyor. Biraz daha, bir evet ki anne ve babalara müsaade etmeleri gerekiyor tutarlı konusunda. Bir kural varsa hep beraber uygulamaları gerekiyor. Neden? Torununu çok sevdiği için bunu yapıyorsa zaten torunun için. Bu kurallar onun için, bu sınırlamalar onun için. Yani amaç ona hizmetse zaten... Ortak payda buluşmuşsunuz demektir. İnatlaşmaya, kinlenmeye de gerek yok. Ya fark edemeyebiliyorlar. Evet. Hani fark herkese biz herkes sınır koymak ama büyükler de bazı zaman işte ailelerin içerisine girmeden haddini bilmesi lazım. Hani işte birbirlerine karşı onları doldurmamaları gerektiğini düşünüyorum yani. Tabii ama biz maalesef hep ipin ucunu kaçırıyoruz ya. Ne tam sevebiliyoruz, ne tam tartışabiliyoruz. Şöyle arada bir düzeyi yakalayamıyoruz aslında. Evet, düzeyi, yani severken bir denge sağlayamıyoruz. Kızarken de bir ayarımız yok bizim aslında. Ya bir çocuğun, o mesafeyi koruyamıyoruz. Bir çocuk geliyor yanımıza. Az önce bembeyazdı. Şimdi kıpkırmızı oldu. Şurada bir arkadaş öptü. Mahvetmiş çocuğun. Kanını emmiş ya. Yanaklar manaklar olmuş. Kızarmış. Gözler pörtlemiş. Yani öptürmeyin ya. Çocukları öptürmeyin. Şimdi yani. Şunu söylemek istiyorum. Biz okul yani psikoloji danışmanları olarak, okul psikoloji danışmanları olarak annelere, velilere biz bunun için varız. Evet. Yani hani bu meslekte de bunun için varız. Biz bu akşam da bu konuyu bunun için konuşuyoruz. Sizin diyorum ya döneminiz, ben hep söylüyorum. Elimizden gelen size her çok ihtiyacımız var. Evet, çok teşekkür ederiz. Elimizden gelen her şeyi fazlasıyla biz yapıyoruz zaten. Bizim en önemli önceliğimiz aslında veliler. Yani biz bütün psikoloji danışmanlar önce biz veliyi baz alıyoruz. Çünkü veli problemi çözdüğünde çözme becerisi geliştirdiğinde ve nerede problem yaptığını fark ettiğinde biz ona yardımcı olduğumuzda zaten problemi çözmüş oluyoruz. O zaten çocuğa ne yapacağını biliyor, öğrenmiş oluyor. Yani sorunun en büyük kaynağı aile. Bir işbirliği lazım. Yani aileyle birlikte bir işbirliği yapmak lazım. Yoksa siz yaparsınız, o bozar, o yapar, siz bozarsınız. Bir ortak bir yol İki bulup geri, çizmek, ortak yol içerisinde gitmek gerekir. Ya daha çok gelmelerini istiyoruz biz. Ve bilhassa, okul rehberlik servisleri. Tabii tabii canım, size çok fazlasıyla başvurmaları lazım. Yani bilmiyorum. Tabii sizin de gücünüz yettiğince yeterli olabilirsiniz. Ama bunu da hep ben tanıdığım kişilerde bunu canla başla yapabilecek aynı sizler gibi. Onun yaptığınızı görüyorum, biliyorum. Ve sahada da varsanız o zaman sorun ne diye ben ne bileyim sıkıntı yaşayan insanlara da soruyorum. Ama tabii burada demin de sizin belirttiğiniz gibi ben kız çocuklarının eğitiminde ve eğitiminin devamında ailelerin ona bakış açısında Türkiye'de yaşadığımız bu dönem içerisinde onlara karşı bakış açımızı komple değiştirmemiz gerekiyor. Yani onları bir hizmetçi gibi değil, bir akademisyen gibi hani düşünerek, düşünce bazında okuyarak gelişebileceğini düşünmemiz çok daha mantıklı. Şimdi programın sonuna geldik maalesef, bilmiyorum. Heyecanlı mısınız hala yoksa? Hayır, çok heyecanlıyız. Yani onun için son olarak sizden neler alabilirim, bir şeyler söyleseniz bilirsiniz. Aslında biz psikolojik danışmanlar olarak okullarda anne babaların en büyük destekçileri, yardımcılarıyız. Okullara daha çok gelmelerini istiyoruz. Çocuk yetiştirmede çocuklarını kıyaslamadan, başka çocuklarla kıyaslamadan, onları dinleyerek, değerli hissettirerek, koşulsuz kabul ederek yaklaşmalarını, anne baba olarak birbirlerine duydukları saygının çocuklarına olan sevgiyle birleştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Yine sorumluluk verirken kız erkek ayrımı yapmadan, cinsiyetçi yaklaşmadan desteklenmeleri, değerli hissettirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunu öneriyoruz. Dediğim gibi okul rehberlik servislerinin kapıları bütün anne babalara
açık, istedikleri vakitte gelebilirler. Aynı zamanda da okuldaki psikolojik danışman sayısının arttırılması gerektiğini de düşünüyoruz bu konuda. Tabii. Daha çok öğrencimize daha çok zaman ayırabilmek açısından eğitimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Zamanla belki çok daha iyi değeri, kıymeti anlaşılacak. Evet. Bunları eklemek istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Yani dediğiniz her şeye de katılıyorum. Ben gerçekten sizin mesleğiniz olmazsa olmazlarımız aslında. Çözüm odaklı bir meslek olduğu için bunu artık insanlar yeni yeni kavruyoruz maalesef. Bizde suni gündemler hep önümüze geçtiği için eğitim konusuydu, şuydu, buydu biraz daha geriden geliyor. Ama bunu da bir şekilde artık zaman içerisinde ki biraz olsun başladı ve oralara geliyoruz diye düşünüyorum. Böyle can siparihane çalışan, sahada bulunan güzel insanlar sayesinde, sizin gibi insanlar sayesinde. Teşekkür ederiz. O ondan dolayı da güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Benim en çok gördüğüm şu, veliler farkında olmadan eleştirebiliriz. Eleştireceğimiz zaman çocuğun kişiliğini değil davranışını eleştirmek çok çok önemli. Evet. Sonra şunu söyleyeyim. Hani rehberlik servisi ben hiçbir şey yapamıyorlarsa bir çayımızı içsinler, bir kahvemizi içsinler, bizi tanışalım. Evet. Diyelim ki yanımıza geldiklerinde istedikleri doyuma ulaşamayabilirler. Bunun için ilçelerimizde RAM'lar var, illerimizde RAM'lar var. Bunları ziyaret edebilirler, buralara gidebilirler. Yani elimizden gelen... Rehabilitasyon araştırma evet, merkezi. Evet, evet. Rehabilitasyon merkezi. Rehberlik araştırma merkezi. Rehberlik araştırma merkezi. Tüm, yani bu tüm arkadaşlarımız canla başla evet. Elimizden gelen her şeyi yaparız şüphelileri olmasın yani. Ben katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Biz çok ediyorum. Teşekkür ederiz. İlerim başarılısınız zaten. Başarınıza devamı diliyorum. Çok teşekkürler. Farklı konularda inşallah önümüzdeki zamanlarda da bir araya geliriz. Çok isteriz. Bana da böyle bir program yapma fırsatında benim de yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Bu arada zaten ben söylemeden geçemeyeceğim. Hani hem böyle anlamlı programlar yapma hem de sizin gibi güzel insanları tanımam konusunda bana destek olan Samsun İl Özel Eğitim Şube Müdürü Sayın Serdar Özdemir'e de saygı sevgilerimi ve selamlarımı göndermek zorundayım ki böyle altı dolu içi dolu programlar yapmak beni gurur veriyor ve çenemi de düşürmeme sebep oluyor. Sizin gibi güzel insanlar da bir kenarda bunalıp tırlıyorlar ama artık sevgili samimiyetinize ve iletinize sığınıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Şey çok sağ olun. Allah üzüldüm. Sevgili seyirciler istem istemedi olsa her zaman gibi bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygılarımla.